Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir tığlama çalışması yapacağız tığlamamızı çok amaçlı olarak farklı yerlerde kullanabiliriz. Battaniye kenarlarında kullanabiliriz. Pazenlerden iki yönlü olarak yapmış olduğumuz çalışmalara gayet güzel olacaktır. Kundak çalışmalarımızda beyazın üzerine tek kat olarak yapabiliriz. Ya da çantalarda, bluzlarda diğer çeşitli örgülerimizde ya da etamin işlerimizde güzel kullanabileceğimiz hem kolay hem şık modelimizi sizlerle çalışmaya başlayacağız. Bakınız iki aşama olarak çalışıyoruz. Birinci aşamada. Altta görmüş olduğumuz beylerimizi kuruyoruz. Daha sonra ise trabzanlardan oluşan bölümümüzü örüyoruz. Ben burada normal e, bebe ipimi kullandım. Ve iki buçuk numarada tığımı kullandım. Tabi öreceğiniz ya da e, yapacağınız yerler daha ince ise daha ince uçlu tığlar, dantel tığları ya da yine dantel ipleriyle de bu modelimizi uygulayabiliriz. Ya da kaneviçe ipleriyle etaminlerin üzerine çok güzel kenar süslemesi olacaktır. Evet, kolay gelsin diyerek hemen modelimizi tığlamaya başlayalım. Kolay gelsin. Ve tığlama işlemimizi hemen yapmaya başlayalım. Kullanacağımız ipimizi bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atalım. Düğümümü sıkıştırdıktan sonra ilmeğimi şu şekilde uzatıyorum ve ilk başlangıç noktama gelerek batıyorum. Ve buradan ilmeğimi diğer yöne doğru çıkarıyorum. zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımın başını dolamadan aynı yere batıyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Şöyle çıkartıyorum. Ve kapatıyorum. Evet tığımızın başını dolamadan araya zincir yapmadan tekrar biraz ileriye geçiyorum. Batıyorum ipimi alarak tekrar çıkıyorum ve kapatıyorum ve 4 tane zincirimi çekiyorum 3 4 zincirimiz tamam olduktan sonra önden aynı yere batıyorum şu şekilde biraz önceki battığım yere ipimi alıyorum tekrar önden asılıyorum aynı boyuta getiriyorum ve kapatıyorum şöyle elimizde de düzeltelim kapadıktan sonra herhangi bir işlem yapmıyorum zincir çekmiyorum başını dolamıyorum ve şöyle bir santimden biraz fazla ileriye doğru geçiyorum ipimi uzatarak asılıyorum ve bakınız beylerimi birbirine bağlıyorum ve dört tane zincirimi çekmeye başlıyorum dört zincirim oldu tekrar tığımın başını dolamadan aynı yere gelerek batıyorum ipimi arkadan alıyorum önden uzatıyorum buradaki uzunluğa uygun olarak çektikten sonra kapatıyorum yine zincir çekmiyorum tığımın başını dolamıyorum Bir santim kadar uzağa geçerek batıyorum. ve uzatıyorum çekiyorum ve aradaki 4 zincirimi hemen örüyorum 2 3 4 aynı yere giriyorum tekrar uzatıyorum kapatıyorum bakınız bu şekilde Aralarda zincir çekmiyorum. Hiçbir şekilde bu batma işleminde başını dolamıyorum. Ve hepsinin arasına da tam dörder tane zincirimi çekiyorum. Yine bakınız aradayım. Diğer V'mi kurmak için geçiş yapacağım. Hem başını dolamıyorum. Zincir çekmiyorum. Dümdüz sadece bitirdiğim gibi kalıyor. 1 santim kadar uzaklığa geçerek batıyorum. İpimi şu şekilde çıkarıyorum. Ve kapatıyorum. 4 tane zincirimi hemen çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirimin sayısı tamam olduktan sonra aynı yere geliyorum. Arkadan ipimi asılıyorum. Önden çıkarıyorum. Bakınız kapatıyorum. Ve diğer beğimi yapmak için hazırım. Bir santim kadar, Bir santim biraz geçecek kadar bakınız. Tabi ördüğünüz, kullandığınız malzememiz ve ipimizde aranın batış yerinde önemli ilmeğimizi çıkardıktan sonra zincirimizin sayısını 4 olarak çekiyorum. Aynı yere tekrar batarak uzatıyorum aldığım ilmeği ve kapatıyorum. Şöyle görelim. Aralarda 4'er zincirimiz var ve V'lerimizi birer birer kurarak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet, tıllama işlemimizin zeminini güzel bir şekilde hazırladık. Şimdi üzerindeki trabzanlarımızı örmeye başlayabiliriz. Başlangıç için bakınız, burası sert olduğu için öncesinde şöyle bir yer açtım, hazırladım. Eğer kullanacağınız malzeme sertse, öncesinde yorgan iğnesi ya da kalın bir iğne ile örgü iğneleriyle deliklerimizi açarak geçiş yapabiliriz. Özellikle dikiş için ucuk ucu küt ama yine de bayağı kalın olan iğnelerimiz var onlarla deliklerimizi açabilirsiniz daha kolay çalışmamız gerçekleşir Evet şimdi üzerinin trabzanlarını örmeye başlayalım hemen kenardan alıyorum ve zincirimi çekiyorum zincirimi çekip buraya sabitledikten sonra buradaki ilk 4 zincirimin içerisine tığımın başını dolayarak batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum hemen İkinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Dördüncü trabzanımı ördüm. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak dört trabzan daha örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Dört trabzan, üç zincir. 4 tane trabzanımızı birinci yuvamıza ördük bakınız gayet güzel bir şekilde şimdi dördüncü trabzanımızı hemen bir sonraki bakınız hazırlamış olduğumuz yuvanın içerisine gelerek batıyorum yuvamıza battık hemen yandaki hazırlamış olduğumuz V'mizin içerisine şimdi tekrar tığımın başını doluyorum bir sonraki V'nin içerisine gelerek dört tane trabzanımı örmeye başlıyorum 2 3 ve 4. Toplamda 4 tane trabzanım ördüm. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere 4 tane daha trabzanım örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 trabzan sayısına ulaştıktan sonra hemen bir sonraki hazırlamış olduğum V'nin içerisine 4. trabzanımı Gelerek batıyorum. Bakınız trabzanım hazır. Hemen batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Ve tığımın başını doluyorum. Bir sonraki hazır olan yuvamın içerisine giriyorum. Ve 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 Toplamda 4 tane trabzanımı ördüm. Tepeden 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Yine aynı yere giriyorum 2 3 ve 4 4 tane zincirim e, trabzanımı örüyorum dördüncü trabzanımı hemen bir sonraki yuvanın içerisine gelerek kapatıyorum ve bu şekilde bakınız bir tane beğimizin içerisine trabzanlarımız örüyoruz bir beğimize batıyoruz. Arada bakınız geçiş yeri oluyor. Bir tanesinin içerisine modelimizi bir tanesini sadece batarak sık iğnemizi örerek sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Evet tığlama işlemimizi sona doğru yaklaştırdık. Bakınız 4 trabzan 3 zincir 4 trabzanımızı örerek son kısmımıza geldim. En son trabzanımı ördükten sonra son yuvamın içerisine geliyorum atıyorum ve bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve bu şekilde kenar tığlamamı tamamlamış oluyorum. Eğer dönüşümüzü yapacak olsaydık hemen şuraya da bir tane V'mizi kurarak ilerleyecektik. Yani yine aynı şekilde devam edecek. İlk alt zeminini hazırlarken zeminimizi düzgün bir şekilde ayarlayarak kuralım. Üzerine de hazır olan zeminlerimizin yerleştirilmesi gayet kolay olacaktır. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Dilerim çalışmamızı beğenmişsinizdir. Çok amaçlı kullanabileceğimiz bir çalışma. Özellikle tığlamayı seven arkadaşlarımız için bir alternatif. Evet yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.